Ben Tabii. geçen hafta Pazartesi günü Ankara'da Meclis lokantasındaydım. Ve yemekleri gerçekten müthiş, çok lezzetli, efsane. Gayet sağlıklı. Ne yedin? Orada ne yedim söylemeyeyim ama çok ucuz yani gerçekten. Bir de zam Kent gelmiş yine aslında. lokantalarından ucuz mu Ercan, Sercan? Ucuz yok değil. Kent lokantalarından çok daha pahalı. Zam gelmiş zaten. Ama orada parlamento muhabiri arkadaşlarla konuşurken ben şimdi öğlen orada yemek yedim. Boştu zaten. Dedim buraya milletvekilleri ne sıklıkta geliyor? Şöyle bir şey söylediler. Onu da aktarmak istiyorum yani onlar bana söylediği için bir savunu için söylemiyorum bunu. Ya burada mecliste yaklaşık işte 5.000 üzerinde memur çalışıyor. Onlar aslında ucuzda nasipleniyor bu lokantada. Milletvekillerinin çok geldiği yok dediler mesela. Bence milletvekilleri ucuzda yiyor propagandasındansa oradaki memurlar ucuzda ya yani kent lokantalarını nasıl övüyoruz? 40 liraya demek ki yemek verilebiliyormuş şeklinde. Meclis lokantasında örnek gösterirken bence meclis lokantasında bu kadar ucuza yemek veriliyorsa ticari açıdan üçgenler yerinde yerel yönetimler vesaire ya da merkezi hükümet bunu verebilir şeklinde bence kavramsallaştırmamız daha doğru olur. Şimdi bak mesela şunu çok seviyorum Özge. Bak Sercan'da da bu var. Yani benim geçmişte birlikte çalıştığım, bu işte ayrılamadığım takım arkadaşlarım da var. Şimdi Sercan Meriç'i Türkiye'de herkes çalıştığı kurumlar da dahil olmak üzere yakından takip edenler de muhalif bir gazeteci olarak tanırlar. Ama adam ben meclis lokantasına gittim. Meclis lokantasında şu şöyleymiş, aman onlar ne güzel tıka basa yiyorlar, yiyin efendiler falan demiyor adam. Tam tersine diyor ki orada 5.000'e yakın çalışan varmış. Onlar bu ucuz yemeklerden nasiplendiği için aslında onlara verilen bir hizmet. Zaten milletvekilleri gelmiyor diyor. Biz mesela işin bu kısmını hiç bilmiyoruz. Ankara gazetecisi olmayan, Ankara'da olmayan, parlamento muhabiri olmayan gazeteciler hep şey yazıp çizildi ya da hep o konuşuldu. Mecliste bedava yemek yiyor vekiller. İşte 3 liraya tatlı mı olur, 5 liraya pilav mı olur? Şimdi bambaşka bir şey söyledi mesela Sercan. O yüzden bizim mesleğimizde biraz artık buraya evrilmek lazım. Yandaş ya da muhalif vesaire demeden, hani takım tutar gibi bir yerde olmadan, bizim Veya işimiz ne? Biz ulağız. Hani doğruyu aktarmak ya derdimiz. sürekli bu kadar şey yani hani dolandırmanın bir anı liyakatlı olmak ya yani işini düzgün bir şekilde yapabilmek Sezar'ın hakkı Sezar'a diyebilmek yarın öbür gün işte bambaşka bir iktidar geldiğinde onunla ilgili de eleştirel haberleri yapabilmek, söyleyebilmek. Yani bu liyakatlı olmak, işini düzgün bir şekilde yapmak, hakkını vererek yapmak. Yani Sercan'ın da yaptığı ve birçok gazeteci arkadaşımızın yani tırnak içinde bunlar işte muhalif diye adlandırılan gazetecilerin %90'ın yaptığı şey bu. Liyakatlılar bunlar. Yani yeri geldiğinde işte bu özellikle geçtiğimiz hafta Özgür Özel'in yaptığı işte bu göçmenlerle ilgili Arapça tabelalarla ilgili açıklamalarla alakalı olarak işte eleştirel bakış açısı sunanlar da yine onlar. Bu sefer de şey yapıyorlar. Ama Ben işte ona senin eleştiri sunmuyorum. Özgür Özel'e katılıyorum. Destekliyorum o söylemini. mesela yani işte siz yıpratıyorsunuz deyip bu sefer onların üzerine yüklenenler de onlar. Anlatabiliyor muyum? Yani işte liyakatlı olma meselesi.